Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İnşirah suresini değerlendireceğiz. İnşirah kelime itibariyle ferahlanma, kalbin açılması gibi manalarda kullanılıyor. Ve bu sure gerek Peygamberimizle alakalı, gerekse sureye muhatap olan herkesle alakalı ferah verici manaları bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrek. Ey peygamber, biz senin sadrına, yani kalbine genişlik vermedik mi? Ve vedane anke vizrak, ve yükünü senden kaldırdık, yani kaldırmadık mı? Ellezî engada zahrek, o yük senin sırtını çökertmişti. Yani ey peygamber, senin sadrına genişlik vermedik mi? Sırtını çökerten yükü senin sırtından kaldırmadık mı? Ve rafa'ne aleke zikrak, ve senin zikrini yüceltmedik mi? Burada istifhamı takriri deniliyor buna. Yani evet, bunları yaptık. Cenab-ı Hak kendi nimetlerini Peygamber Efendimiz'e hatırlatıyor. Bunlardan birincisi, Peygamberimizin sadrına bir genişlik verilmesi. Hani bizler zaman zaman işte kalbim daralıyor, göğsüm daralıyor deriz. Bir takım olaylar olur. O olaylar karşısında bayağı darlanabiliriz. Yapmamız gereken görevler vardır. Bunu yapamadığımızda kendi içimizde epey sıkıntılar duyarız. Kaldı ki bizlerin sorumluluğu bir peygamberin sorumluluğuna göre çok da fazla değildir. Bir peygamber ise çok ağır bir yükü yüklenmiş oluyor. Ümmetini irşat etmek. Ve bütün peygamberler içinde en büyük yük Peygamber Efendimiz'e yüklenmiş. Çünkü o bütün insanlığa gönderilmiş. Daha önceki peygamberler belli kavimlere gönderilirken Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kâffetellinnâs, bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in omzunda çok ağır bir yük var. Bu yükün ağırlığını belki şöyle kıyas edebiliriz. Mesela bir delikanlı kendi halinde kendine göre sorumluluğu var. Ama evlendiğinde hanımına karşı da sorumluluğu var. Çocuğu olduğunda çocuğuna karşı da sorumluluğu var. Ve diyelim öğretmenlik mesleğine başladı. Yüzlerce öğrencinin dersine giriyor. O öğrencilere karşı sorumluluğu var. Daha evvelinde kendi halinde sadece kendine karşı sorumluydu ama gün geldi sorumlulukları arttı. Bu başarılı olduğunda diyelim bir ilçede belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. İlçenin 100 bin nüfusu varsa artık 100 bin kişiye karşı sorumlu. Diyelim başarılı oldu, siyasete atıldı ve ülkeye başbakan oldu. Bu defa 70 milyona karşı o kimse sorumlu hale geliyor. Ve bütün bunlarda gittikçe sorumluluğu artıyor. Normal kendine karşı sorumluluğuyla bir aile ortamına girdiğindeki sorumluluğu elbette bir değil. Bir belediye başkanının sorumluluğuyla bir başbakanın sorumluluğu elbette bir değil. Bunun gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığın babası hükmünde. Yani her peygamber kendi ümmetinin manevi babasıdır. Peygamber Efendimiz de kıyamete kadar bütün insanlığın peygamberi olması hasebiyle onların babası hükmünde. Böyle olunca peygamberimizin sırtında çok büyük bir yük var. Bu yükü neyle kaldıracak? Malum Hazreti Musa Aleyhisselam Tur'da, Tur-i Sina'da vahye muhatap olduğunda Allah-u Teala ona risalet görevini verdiğinde Hazreti Musa dua ediyor. Ve duasında diyor ki Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi benim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi, yani peygamberlik görevimi kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz. Yefkahu kavli, ta ki benim sözümü anlayabilsinler. Bu manada daha devam ediyor duası. Cenab-ı Hak'tan talepleri oluyor. Ve ilk istemiş olduğu şey de Rabbi şrahli sadri, ya Rabbi benim göğsüme genişlik ver. Demek ki böyle bir görev göğüste meydana gelecek bir genişlikle kaldırılabilir. Dar bir
anlayışla, dar bir kalple böyle bir görev yüklenemez. İşte Musa Aleyhisselam kalbine genişlik verilmesini istedi. Allah-u Teala peygamberimize o genişliğin verildiğini bir müjde olarak ayet-i kerimede bildirdi. Ve bunun neticesinde Peygamber Efendimiz o ağır görevi yüklenebilecek şekilde donanımlı hale geldi ve görevini de hakkıyla eda etti. Burada senin yükünü kaldırmadık mı ki o yük senin sırtını çökertmişti. Sırtını çökerten bir yükü senden kaldırmadık mı? Bunun tabi değişik cihetleri olabilir. Bunlardan bir ciheti mesela ben Allah'ın dinini tebliğ etmeme mukabil acaba insanların tepkisi ne olur? Aleyhime geçerler mi? Suikast yaparlar mı? Bu gibi tereddütler elbette insanda meydana gelir. İşte Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e teminatta bulunuyor ve bildiriyor ki Vallahu yasimuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Evvelinde de tebliğ emrini zaten bildiriyor. Ya eyyühe'r rasul, ey peygamber, belligh ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirilmişse onları tebliğ et. Ve bu şekilde Allah-u Teala emri veriyor ve devamında da Allah seni insanlardan koruyacaktır. Yani merak etme, bu tebliğin karşısında muhalefet edenler olsa bile Allah seni onların şerrinden koruyacaktır. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanımda bulunan muhafız durumda olan kimselere diyor ki artık evinize gidebilirsiniz. Rabbim beni korumayı taahhüt etti, bana bunu vaat etti. Öte yandan dininin galip geleceğini Allah-u Teala ayetlerde bildiriyor. Huvellezî ersale rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Allah ki peygamberini hak dinine hidayetle gönderdi. Liyuzhirahu aleddini küllihi. Onun dinini bütün dinlere galip kılacak. Burada da peygamberimizin davasının galip geleceği taraf ilahiden yine bildiriliyor. Bunların peygamberimiz tarafından bilinmesi, gelen ayetlerle onun kalbine bunların bildirilmesi peygamberimizin gönlüne genişlik veriyor. Ve elhamdülillah bu din galip gelecek. Elhamdülillah insanlar bu dine fevç fevç girecekler. Peygamber bunun müjdelerini önceden alıyor ve bu da onun iç dünyasında bir ferahlık, iç dünyasında bir rahatlatma meydana getiriyor. Ve rafa'ne aleke zikrak, ve senin zikrini yüceltmedik mi? Peygamberimizin zikri öyle yüce ki Allah-u Teala mesela kelime-i şehadette eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Orada Allah'a imandan hemen sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanı zikrediyor. Öte yandan ezanda eşhedü en la ilahe illallah denildiği gibi eşhedü enne Muhammeden Resulullah, yine peygamberimizin zikri hemen peşinde geliyor. Ve şu anda dünyanın her tarafında ezanlar okunuyor ve okunan ezanlarda kainata tevhid ilan edildiği gibi peygamberimizin nübüvveti de ilan ediliyor. Bu kilisenin çanının çalınmasına benzemez. İşte kilisenin çanı çaldığında dan 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 diye sesler geliyor. Ama bir ezan-ı Muhammed'i okunduğunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, bu manalar kainata ilan ediliyor. Dolayısıyla Allah-u Teala peygamberimizin zikrini yüceltti. Kur'an-ı Kerim'de yüceltti. Pek çok ayetlerde peygamberimize özel olarak hitap etti. Ve burada olduğu gibi burada da doğrudan peygamberimize hitap var. Ve normal olayları anlatırken bile peygamberimizi muhatap kabul etti. Mesela buyurdu ki ve evha rabbuke ilen nahl. Rabbin, senin Rabbin, seni terbiye eden Allah bal arısına da vahyetti. Yani seni terbiye eden Allah seni vahiy ile terbiye ettiği gibi bal arısına da ilham etti, ne yapacağını bildirdi, gösterdi. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette Rabbuke ifadesi geçer. Senin Rabbin. Buradaki senin ifadesi zamir olarak
Peygamber Efendimiz'e raci ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi bize anlatıyor. Tabi Kur'an'da peygamberimiz adıyla, bu çok güzel bir araştırma konusudur aynı zamanda. Kur'an-ı Kerim'in tamamında peygamberimiz ne şekilde ele alınmış, ne şekilde bize takdim edilmiş, bunu ciddi bir araştırmayla görmek mümkün. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda orada peygamberimizin manevi makamını, makamının yüksekliğini aynı zamanda müşahede edebilmekteyiz. Bu manada gerçekten de peygamberimizin apayrı bir konumu var. Allahu Teala onu en yüksek bir makama, makamı Mahmud denilen makama çıkarmış. Fe inne ma'al usri yusra, artık zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusra, gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Burada usur zorluk anlamında, eliflamlı olarak bu iki defa geçiyor. Dolayısıyla zorluk aynı zorluk ama kolaylık eliflamsız olarak geçiyor. Bu da iki ayrı kolaylık anlamına geliyor. Demek ki ayet-i kerimede bu iki ayette nazara verilen bir zorluğa mukabil iki kolaylık. Buna işareten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu kitaplarda geçer. Bir zorluk iki kolaylığa galip gelemeyecektir. Yani iki kolaylık bir zorluğu kolaylıkla mağlup edecektir. Vakada da bu böyledir. Çünkü evet bir takım zorluklar olur ama o zorlukla beraber hemen yanında bir kolaylık da bulunmaktadır. Diyelim bir insan bir takım zor şartlar altında bir imtihandan geçiyor. O zor şartlar onu daha iyi yetiştirir. Görünüşte bir zorluk vardır ama netice itibariyle netice gayet güzeldir. Okullarımızda milyonlarca öğrencimiz şu anda var. Bunlardan bir kısmı kolaya talip çalışmıyor. Bir kısmı zorlu bir çalışmanın içinde oluyor. İşte o zorlu çalışmanın içinde olanlar muvaffak oluyorlar ve hayatlarının sonraki döneminde nice kolaylıkları görüyorlar. Ve şunu söyleyebiliriz, saadet diyarına meşakkat yoluyla varılıyor. Saadet bir saray gibi düşünülse, mutluluk sarayına meşakkat yolundan varılıyor. O meşakkatin neticesi gayet güzel oluyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da görevi itibariyle elbette zorluklarla karşılaşıyor. Öyle zorluklarla karşılaşıyor ki mesela namaz kılarken affedersiniz secdeye vardığında bir deve işkembesini Peygamberimizin üzerine bırakıyorlar. Bunun gibi daha nice uygunsuz hareketler kendisine yapılıyor. Nice engellemelerle karşı karşıya kalıyor. Ama bütün bunların neticesinde Allahu Teala Peygamber Efendimiz'i muvaffak kılıyor. Ve onun dinini en üstün bir din olarak daha kendi hayattayken diğer dinlere galip gelecek şekilde bir galibiyeti gösteriyor. Demek ki gerek peygamberin hayatında gerekse o yolda gidenlerin hayatında zorlukla beraber kolaylık var. Zorluğun hemen peşinde kolaylık onu takip ediyor. Burada hani gece gündüz metaforu da belki kullanılabilir. Mesela gece karanlıktır ve gece insanın ruhunu sıkar. Karanlıktan insan hoşlanmaz ama gece hep gece olarak kalmaz. Gecenin peşinde bir gündüz gelir. Kış mevsimi insana zor gelir, çetin bir mevsimdir. Ama o kışın neticesinde bahar vardır, baharın peşinde yaz vardır. Benzeri bir şekilde de insanların hayatında zorluğun peşinde kolaylık kendini gösterir. İşte bir insan bir takım kapıların kendine kapandığını görebilir. Ama bir kapı kapanırsa Allahu Teala ona başka kapıları açar. Onun rahmet kapıları çoktur. Bir kapı kapandığında belki 100 kapı birden açılır. Herkes kendi hayatına şöyle geriye dönüp baktığında karşılaşmış olduğu zorlukların netice itibariyle bir takım kolaylıkları netice verdiğini görecektir. Ve bu bizler açısından da çok önemli bir düstur, bir hayat düsturudur. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ, öyleyse bir işten farig olduğunda, bir işi bitirdiğinde başka bir işe koyul ve yorul. Burada şöyle bir manaya dikkat çekiliyor.
Yani bir işi bitirdiğinde artık istirahat et demiyor Cenab-ı Hak. Bir işi bitirdiğinde başka bir işe başla ve yorul. Çünkü şu dünya yorulma yeri, rahat yeri değil. La rahate fid dünya denilmiştir. Gerçek anlamda dünyada rahat yok. Eğer dünya hayatımızı iyi değerlendirmişsek rahat diğer alemde olacak. Yani cennette olacak. Bu dünya çalışma yeri, bu dünya meşakkat yeri, bu dünya çile yeri. Bundan dolayı dünyada tam kapasiteyle çalışmamız lazım. Tabi çalışma derken sadece bedenen çalışma değildir. İnsanın fikrinin çalışması, bu da bir çalışmadır. Ve fikren çalışma en büyük, en güzel çalışmalardan bir tanesidir. Bu manada insan bedenen diyelim bir iş yapar, yorulur, ardından fikren çalışır. Fikren çalıştıktan sonra yorulur, bedenen başka bir şey yapar, o tarzda yorulur. Ve günümüzde bu şöyle de ifade ediliyor, meşguliyet değiştirmek. Devamlı aynı işi yaparsak rutinleşir, heyecanı kaybederiz ama arada meşguliyet değiştirirsek bu bize bir zevk verir ve yorgunluktan çok kısa bir şekilde, çok rahat bir şekilde kurtulmuş oluruz. Ve ilâ rabbike ferğab, sadece ve sadece Rabbine rağbet et, Rabbine yönel. Yani gerek peygambere düşen vazife, gerekse ümmetine düşen vazife Allah'a yönelmek ve bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak. İşte bazı zatlar bunu ifade babında demişler. İlahi ente Rabbi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi benim Rabbim sensin ve benim isteğim senin rızanı elde etmektir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmedikten sonra başkalarını razı etmenin pek de anlamı yok. Kaldı ki herkesi zaten razı edemeyiz ve bu bizden istenen bir şey de değildir. Hakk'ın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemesi gerekir. Bizden istenen Cenab-ı Hakk'ı razı kılmamızdır. İşte ve ilâ rabbike fergab, sadece ve sadece Rabbine yönel, böyle bir manayı bize ders veriyor. İnsan şu dünyada pek çok şeylere de yönelebilir. Bir kısmı paranın peşindedir, bir kısmı şöhretin peşinde, bir kısmı bir takım magazin haberlerin peşindedir. Ama bunlar kesrette boğulmaktır. Bizden istenen sadece ve sadece Allah'ın rızasına yönelebilmek. Bunu yaptığımızda şu dünya hayatındaki görevimizi yerine getirmiş oluruz ve gerçekten varoluşun çok güzel bir neticesini elde etmiş oluruz. Cenab-ı Hak bizleri daima kendisine yönelen, rızasını elde eden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.